Kahve hiç gitmedim, bilmiyorum. Ceng içmiştim. Hiç gitmiyorum. Neyin önüne kalkamıyor şu sucuk içerisinde et yani kıyma ve baharat karışımından başka bir şey olamaz. Ancak tahşiş dediğimiz yani aldatmaca yapılan işler var. Merdiven altı yerlerde, üretim yerlerinde bunlar yapılabiliyor. Temel olarak aslında iyi olmayan etler kullanılıyor. Katatürü etler olabilir, hayvanın kullanılmayan yerleri, pankreası, midesi, işte bağırsaklarının bir kısmı, et mezbahadan çıkıyor. Çıktıktan sonra kemikler kalıyor. Bu kemikler ya hayvan yemi olarak gönderiliyor ya da mama olarak yapılması için fabrikalara gönderiliyor. Kemiğin üzerindeki kıymayı tıraşlayarak onu da kullanıyorlar. Böylece maliyetleri hem düşürmüş oluyorlar kendilerince ama bunların hepsi yasak. Yani sağlık açısından problemli şeyler bunlar. Yani ürünü normal fiyatıyla, piyasa fiyatıyla alıyorsanız ve bilindik bir yerden alıyorsanız, markanız da güvenilir bir markaysa bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama onun dışında ben bir panayırda, işte bir yerde, pazarda herhangi bir etiketsiz ürünü aldığım takdirde bunları yaşama imkanım var. Aslında yapılan baharatı artırarak istenen o tadı yakalamak. Tarım Bakanlığı da bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor ama Tarım Bakanlığı şimdi merdiven altı yerin bulunabilmesi lazım. Tavuk karıştırılıyor, şunu söyleyeyim. Türk Gıda Kodeksine göre zaten sucuk dediğimiz şeyin içerisinde kesinlikle tavuk eti olamaz. Yani kanatlı et olamaz. Şimdi maliyetleri düşürmek için yapılan bazı şeyler var. Bolca tavuk derisi katılıyor. Yani kullanılmayan kısımları, tavuğun iç kısımları var, kemikli kısımları. Bunlar hamur haline getiriliyor, çamur haline getiriliyor. Sucuğun içerisine kuter yapılırken katılıyor. Bunların hepsi bizim hem sağlığımızı etkiliyor hem doğru ürünü tüketmememize neden oluyor. Kemik tozu zaten şöyle, amaç biraz da hem proteini artmak, bir de şunu da söylemedim. Kemik tozu yani zararlı mı? Zararlı. Şu anlamda zararlı. Şimdi sucuğun içerisine katıldığı takdirde normalde siz bir tabak tavuk yiyorsunuz. Kemikli but yiyorsunuz. Yerken kemiğini yer misiniz? Yemezsiniz. Sizin yemediğiniz bir şeyi, atığı hayvanlar için kullanılabilecek ya da gübre yapılacak bir şey alıp o gıdanın içerisine koymak doğru bir şey değil zaten. Bitkisel protein de katıyorlar. Amaç burada bakanlık tarafından gelip denetim yapıldığında içerisinde işte protein miktarına bakılıyor. %13-14 olması lazım. Bu miktarın altındaysa zaten etin yerine başka bir şeyler olduğu anlamına gelir. Bu noktada ne yapılıyor? Posa dediğimiz, yine atık denebilecek ya da atık demeyelim, lif, bitkisel lifler, işte buğdaydır, havuçtur, lifleri katıp içerisine suyla birlikte karıştırdıkları takdirde hatırladığım kadarıyla 1'e 6 yani 1 litre su içerisine 6 kilo o liften katıp kıymanızı da kattığınızda normalde yani 10 kiloya yakın bir sucuk elde ediyorsunuz aslında 3 kiloluk bir kıymadan. Bu da işte bol da baharat attınız. Maliyetler böyle düşürülüyor. Yani asıl sorun burada. Yani siz et yediğinizi düşünüyorsunuz. Et proteini aldığınızı düşünüyorsunuz. Bildiğiniz şey posa yiyorsunuz. Vatandaşın yapacağı şey aslında bilindik yerlerden satın alma yapması lazım. Etin fiyatlarını hepimiz biliyoruz. O etin fiyatının çok altında olan bir rakamda eğer kilo olarak sucuk satılıyorsa bunda bir problem vardır. Orada yapılması gereken nedir? Etiketine bakmak. Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapıl diyebilir, halkımız diyebilir ki ya biz bunların hepsini nasıl detaylı inceleyeceğiz? Sadece şuna bakabilirler, Tarım Bakanlığı'nın izni var mı yok mu? Bu önemli. Eğer o varsa en büyük zaten şey aşılmış oluyor, kriter sağlanmış oluyor. Arkasından da aldığınız yer güvenilir bir yer mi? İşte zincir marketlerden alıyorsunuz,
uygundur. Ama gittiniz halk pazarı dediniz, bir pazardan tezgaha koymuşlar, nereden geldiği belli olmayan sucuklar. Buradan etiketi de yoksa, etiketi olsa bile muhtemelen üretim izni olmayan bir üründür. Onu almamak lazım. Kemiklerin üzerinden alınan dediğim kemik tozu da karışmış olan kıymalar kullanılıyor. Bunların hepsi anlaşılabilir şeyler değil aslında. Bizdeki şu an satış fiyatı 600 TL'dir. Ortalama bu civarlarda olmalı. Çünkü sucukla çok taklit ve tahşiş söz konusu. İçine ne, hangi eti koyduğunuz çok önemli. Baharatı önemli, sucuğun kıvamı, rengi ve rengi biraz kırmızı olması lazım. Ve genellikle vatandaş fermente ürün tercih edilmeli. İçine dana eti yerine başka et kullanılıyor. O yüzden ucuza gelmiş oluyor. Sakatat çok kullanmış oluyorlar. Sakatat ürünü. Bazen kırmızı ete çok benziyor çünkü. 3 kangal sucuk 150 lira olmaz. Şu anda karkas 330 lira. Tavuk etinin kilosu 85 lira. Kemikli tavuk eti. Bunun derilerini alıyorlar. İnsanların gıda sağlığını bozmak için. Sucuğun en az kilosun 600 lira ve 650 lira olması lazım. Tavuk derisi, taşlık, ciğer, taşlık katarlar, tavuk derisi katarlar, kemik deri çekiyorsa tavuk onu çekerler. Fiyatından anlayacak, renginden de anlayacak. Eti insanlar eğer bir şey et yemek istiyorlarsa kasaplardan alacaklar, normal kasaplardan.